Evet, TV100 yepyeni bir dosyayla birlikte yepyeni bir hareketi başlatmış oldu. Hashtagimiz TV100 yuva arıyor. Gerçekten güzel bir konu. Burak Ersemiz'e de teşekkür ediyoruz konuyla ilgili. Şimdi yerel hayvan koruma gönüllüsü, gerçek bir hayvansever konuğumuz var. Onun Instagram'dan faaliyetlerini takip ediyorduk bir süredir. Şimdi ise konuşma fırsatımız oldu bu projeyle birlikte. Mustafa Kaygısız, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen hayvan koruma gönüllüsüsün. Evet. Bu hayvanların nasıl yaşadığına çok aşinasın. Neler görüyorsun? Ne durumda hayvanlar? Yani genel olarak ormanda durumları çok kötü. Yani içebilecek bir suları bile olmadığını farkına varabiliyoruz. Onların dili olmadığı için onların sesini bizim çıkarmamız gerekiyor ve takipçilerimize, insanlara onların acısını aktarmamız gerekiyor. Bu şekilde yani genel olarak durumları kötü. Nelerle karşılaşıyorsun? Mesela o dağlara mı gidiyorsun? Yani Ne bir şöyle şehir dışında nerelere gidiyorsun da bu hayvanları Kuzey görebiliyorsun? ormanları olarak geçen Ağaçlı, Akpınar ve Pirinçli köyüne gidiyorum. Buralar biraz daha kırsal yer olduğu için sokaktan işte mahalle arasından toplanan canlar o bölgelere bırakılıyor. Ama tabii takibi yapılmıyor. Aç susuz Aç orada. susuzlar evet. Tamamen Evet. savunmasız, aç susuz bir şekilde yaşamlarını sürdürebilen sürdürüyor, Tabii. sürdüremeyense maalesef ölüyor. Artık hani onları gösterip onların sesini duyurmak bir görev haline geldi. Yine destek olmak isterseniz hashtagimiz TV100 yuva arıyor şeklinde, yuva kuruyor şeklinde. TV100 yuva kuruyor bizim hashtagimiz. Destek olabilirsiniz. Mustafa, peki sen normalde bu işi yapmıyorsun. Yani Evet. normalde başka bir mesleğin var. Ama tamamen kendi imkanlarınla hayvanlara mama, su ve Evet. barınak desteği bulmaya çalışıyorsun. Evet. Ben bir iş yerinde kargocu olarak çalışıyorum. Her iç çıkışı her gün o canlılara takipçilerim sayesinde almış olduğum kuru mamaları aracıma yükleyip ormana gidip 3-4 saatlik besleme yapıp sonra evime gidiyorum. Evimde de beslediğim 2 tane can var. Hatta 5 tane can var. İkisi köpek, 3 tanesi kedi. Ay ne güzel. Yani hayatım bu şekilde hep her gün sürdürüyorum. Ne itti seni peki bunu yapmaya? Yani küçüklüğümden beri her zaman hep evimde bir can beslemek istiyordum. Ailem tabii biraz buna karşı çıkıyordu. Evde tüy olmaz gibisinden. Yani genelde evet bir bakış açısı Sonra vardır, zordur. evlenince eşim de biraz hayvansever olunca evimde çok fazla canla birlikteyim. Ve evde besledikten sonra dışarıdaki canlıların da halini anlıyorsunuz. Onların da açlığını hissedebiliyorsunuz. Bu şekilde. Evet ve biliyorum ki mesela para kabul edilmiyor. Sadece Evet. mama desteği kabul Evet. edebiliyormuşsun. Evet. Bizim projemiz hakkında ne düşündün peki? Yani sokak canlıları için yapılacak her proje onların hayatı için bir katkıdır. Tebrik ediyorum sizi çünkü onların Teşekkür sesi ederiz. oluyorsunuz. Böyle şeylere imkan veriyorsunuz. Yani biz elimizden geldikçe ünlülerle bu durumu paylaşıp en çok onların çağrı yapmasını istiyoruz. Çünkü bizim takipçi sayımız çok düşük. Mesela Berkuzel Korel'le görüştük, Şevval Sam'la görüştük. Sağ olsun onlar paylaşım yaptı ve sağ olsun onların sonrasında bizim takipçi sayımız yükseldi Evet. ve mama artışı oldu. Lüleburgaz'daki en son durumu biliyorsunuz. 500 tane can Maalesef biliyorum. çöplükte kaderine terk edilmiş bir şekildeydi. Sağ olsun onların paylaşımı sonrası oraya bir ton mama götürme fırsatı bulabildik. Yani oradaki canlıların mama bitiminde boş mama kabını yediğini gördüm. Ona Ah şahit oldum. canım. Bu şekilde durumlar. Yani hiç değilse artık güçlerimizi birleştirerek Evet. farklı faaliyetlerde de bulunabiliriz. TV100 olarak da bu projenin takipçisi olacağız. Hep bunu konuşuyoruz zaten kendi aramızda da. Evet. Sizin gibi hayvanseverlerle de işbirliği yaparak o canlara ulaşıp daha fazla onların hayatta kalmasını, işte mama kabına değil de mamaları yemesini sağlayabiliriz. Öncelikle bir hayvansever olarak teşekkür etmek Ben de istiyorum teşekkür bu ederim size. faaliyetinize ve dirsek temasında oluruz diye Çok düşünüyorum. teşekkürler. Mustafa Kaygısız, çok teşekkür ederim Ben geldiğin teşekkür için. ederim. Çok sağ olun.